içeyim. Annem böyle bıdı. Pantolonun ayağına da sıçmış. Hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Size Instagram'dan hakkımdaki varsayımlarınızı söylemenizi söylemiştim. Siz de bana sağ olun var olun yazdınız. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum çünkü telefonumu değiştirdim. Hayatımda çok değişiklik oldu. Telefonumu değiştirdim, tavşan aldım falan filan. Bir sürü şey oldu yani. Şimdi Instagram'a giriyorum ve hakkımdaki varsayımlarınızı okumaya başlıyorum hemen. Bence sen yemeğini biriyle paylaşmaktan nefret ediyorsun. Bu zamanla, yani zaman zaman değişiyor. Her zaman öyle olmuyor. Açıkçası çok açsam ve gerçekten sevdiğim, gerçekten müptelası olduğum bir yemekse paylaşmayı sevmem tabii ki. Ama genel olarak paylaşmayı seven bir insan. Daha çok böyle çok önem verdiğim eşyalarımı paylaşmayı sevmiyorum. Bir de böyle hijyen konusu olan eşyaları paylaşmayı sevmiyorum. Mesela işte rujumu paylaşmayı sevmiyorum. Makyaj süngerimi paylaşmayı sevmiyorum. Bu tür şeyleri paylaşmayı sevmiyorum. Dış güzelliğe daha çok önem verirsin. Neye göre, kime göre? Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki herkes dış görünüşe önem veriyor. Şimdi Allah var yani. Ama şöyle değil. Mesela dışı kötüyse onun içini merak etmiyorum diye bir şey yok. Ben içine göre yargılıyorum. Onun içini merak ediyorum. O kişiyi tanımak istiyorum yani. Ne olursa olsun tanımak istiyorum. Direkt yargı yapmıyorum yani. O yüzden öyle düşünün. Böyle düşünmeniz yanlış olmuş açıkçası. Ama dış görünüşe tabii ki herkes önem veriyor. Bunu dış görünüşe önem vermiyorum diyen yalan söylüyordur yani. Pozitif bir insansın demek istemiş galiba. Pozitif bir insanım evet ama çok pozitif bir insanım diyebilir miyim? Diyebilirim. Kendimi şey yapıyorum. Böyle bir işe karşı motive ediyorum. Mesela tuttuğunu koparan bir insanım. Bir şey istiyorsam o olacak yani. Onun için uğraşıyorum. Böyle söyleyeyim. Değişikliği seven birisin. Aşırı doğru. Değişikliği çok seviyorum. Odamı var ya 100 kere değiştirmişimdir arkadaşlar. Saçlarım da öyle zaten. Saçlarımdan anlıyorsunuz. Saçlarımı da çok değiştirdim. Değişikliği evet. Saçımı düzelteyim. Çok sıcak. Değişikliği çok seviyorum. Gerçekten baya seviyorum. Yani buna ne söyleyebilirim ki? Değişikliği seviyorum. Doğru söylemişsin genel olarak. Doğru tahmin. Bence sen sabah ilk iş telefonuna hangi bildirimler gelmiş ve vesaire ne olmuş diye bakanlar lazım. Çok doğru. Ama bir şey söyleyeyim, bunu yapmayan yoktur ya. Herkes bakıyordur ki telefonuna bir sabah uyanır uyanmaz. Var mı sabah uyanır uyanmaz telefonda bakmayan aranızda? Yiyip kilo alanlardan. Teşekkür ederim. Bunu çok belli ediyorum zaten yiyince kilo alanlardan olduğumu. Bence sen tuvalette şarkı söylüyorsundur. Evet söylüyorum. Evet söylüyorum. Çünkü orada yankı yapıyor ve o zaman sesim hoşuma gidiyor. Bence sen dışarıdan sakin gözükür, kavgada fena saldırırsın. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu doğru. Mesela ben dışarıdan bakıldım böyle çok nazik, böyle narin, işte kavga etmeyen. Ya kavga etmem tabii ki durduk yere ama bir haksızlık karşısında asla susamam. Ve kavga edildiğinde ederim yani çok fena ederim. Biliyorum yani birkaç kavga ettiğimi. Bence sen el alem ne der kaygısıyla yaşıyorsun. Hayır. Yok hayır da diyemem, evet de diyemem buna. Tabii ki bir noktadan sonra insanların ne diyeceğini düşünüyorsun. Çünkü senin psikolojini etkiliyorlar. Hani evet 10 dakika sürecek konuşmaları belki ama sende olan etkisi önemli. Bir gün mü, iki gün mü? Hani o insan, ben bir de insanların düşüncelerine önem veren bir insanım. Bu bence yanlış. Kesinlikle yanlış. Bunu yani yapmayan varsa ve bunu becerebilen varsa aranızda bu mükemmel bir huy. Ama yani ne evet diyebilirim ne hayır diyebilirim. Bir noktadan sonra önemsiyorum yani. Burun estetiği olmayı düşünüyorsun. Bunu zaten yayınlarımda söylemiştim. Burnumun yandan kemikli olduğu için burun estetiği olmayı düşünüyorum. Bence sen yardım seversin. Ya şöyle bir şey var. Bir elin verdiğiniz diğer el görmemeli. Ama ben evet gerçekten yardımsever olduğumu söyleyebilirim. Çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü birinin bir şeye ihtiyacı olduğunu gördüğümde yani mutlaka eğer imkanım varsa vermeye çalışıyorum. Eskiden daha samimi geliyordum. Birkaç reklam almaya başlayınca samimiyetini kaybettin. Ne alakası var? Yani şöyle bir şey var. Şimdi bir kitleye hitap ediyorsak ve o kitle bizim ne kullandığımızı soruyorsa biz onu paylaşacağız tabii ki. Çünkü hani düşünsene bana geliyordu ki rujun ne diyor? Mesela ben onu niye paylaşmayayım? Paylaşırım. Her şey reklam olmuyor. Onun dışında reklam olsa bile hani şöyle düşünün.
Geçim. Anladınız mı? Bir şekilde ekmeğimizi kazanıyoruz. O yüzden bence buna bu gözle bakmamalısınız. Ben samimiyetimi kaybettiğimi düşünmüyorum. Her seferinde yani sürekli başından beri aynı samimiyetteyim size karşı. Samimiyetimden hiçbir eksilme olmadı. Bence senin mizah seviyen çok yüksek ama utangaç olduğun için göstermiyorsun. Utangaç değilim aslında. Şöyle kitleniyorum bazen. Ve mizah seviyem, evet, arkadaşlarımı, çevremi güldürüyorum yani, bunu çok söylüyorlar. Komiksin, komik bir kızsın diye. Ama nasıl yani, yansıtmıyor muyum ya? Yansıtmaya da çalışıyorum aslında. Neyse, doğru tahmin, doğru. Acı yemeği sevmiyorsundur. Seviyorum acıyı yani. Ama mesela yerine göre, işte şiş köfteleri daha çok seviyorum mesela. Ondan sonra yemek yenişi de daha çok seviyorum ama böyle sırf acı yemeği sevmiyorum. Bence içindeki çocuğu öldürmemişsin, hep neşelisin ama yalnızken üzgünsün. Şöyle söyleyeyim, bunu birçok insanın yaşadığını düşünüyorum. Ben etrafımı üzgün olduğunda yansıtmayı sevmiyorum. Elimden geldiğince gülüyorum. Hep onu içimde yaşıyorum, bir şeye üzüldüysem ve benim için o üzüldüğüm konu benim odamda kalır. Yani o dört duvar arasında. Hep o dört duvar içinde yaşıyorum. Hep burada yaşıyorum o üzüntüyü. Asla dışarıya yansıtmayı sevmiyorum. Ve şunu gönül altıyla söylüyorum. İşte ben bir olay yaşadığımda değil, bir gün iki gün sonra bir saat iki saat sonra gülmeye başlarım. Çünkü gülmesem deliririm artık yani. Bir şekilde onu atlatmak için, bir şekilde onu iyi rolü yapıp kendi içimde de buna inandırarak aslında iyi oluyorum. Bu benim genel huylarımdan birisi zaten. Ama bunu sadece benim değil, birçok insanın yaptığını biliyorum. Özellikle böyle çevresini üzmeyi sevmeyen insanların yaptığını biliyorum yani. Bu arada Piggy her yere sıçtı arkadaşlar yani. Her yere sıçtı. Çıkardığıma pişman oldum şu an. Vallahi ne kadar sadece buradan tanısam da bence gayet samimi, tatlı, hayvansever, hayat dolu birisin. Çok teşekkür ederim belki. Bu bir varsayım değil ama varsayım olarak sayayım mı? Fark etmez, ne de çok teşekkür ederim. Kötü yorumları atanları bozmamak için kendini zor tutuyorsun. Aslında verecek çok cevabım var. Gerçekten. Eleştiri değil, kötü yorum bildiğiniz. Hani beni üzmek için atılmış yorumlara. Verecek çok cevabım var. Ama susuyorum. Saygınlığımı koruyorum. Adımı gösterme ama bence sen dine önem vermiyorsun. Hayır, aksine dine çok önem veriyorum. Evet tamam, tüm kurallarına göre yaşayamıyoruz. Tüm kurallarını yerine getirdiğimi de düşünmüyorum. Hani böyle diğer yerine getirenlerin yanında benim gerçekten çok sönüp kaldığım bariz ortada. Ama ben dine önem veriyorum. Bence yatağa yattığın anda geçmişte seni üzen şeyleri düşünüp oranını bozuyorsun. Eskiden çok yapıyordum ama artık yatağa yattığımda direkt uyuyorum. Yani çünkü zaten gün içinde çok yorulmuş oluyorum. Kendime sürekli uğraş buluyorum. Ve düşünmemeye çalışıyorum. Baktım o şekilde çok düşünüyorum. Kendimi yıpratmaya başlıyorum. Çünkü bir de benim elim yüzüm sivilce oluyor üzüldüğüm zaman. Direkt şey yapıyorum. Piyano sesi açıyorum. Hemen uyumaya çalışıyorum. Hemen bir şey beynim boşalsın diye yani. Ama doğru, düşünüyorum. Bence sen çok pimpiriklisin, titizsin. Çok evet. Titizlik konusunda çok pimpirikliyim açıkçası. Yani özellikle ablam bu konuda çok yakınıyor benden. Hani ablamı asla salmıyorum. Çok evet, çok titizim ya. Ne yapayım ya? Başak Burcu değilim ama çok titizim yani. Rahatsız oluyorum. Mesela şu an Peggy'nin bokları orada duruyor. Çok rahatsız oluyorum. Bence sen normalde biraz sinirli bir yapıya sahipsin. Sinirli bir yapıya sahip değilim ama agresifim. Şöyle söyleyeyim. Çok çabuk sinirleniyorum. Yani. Ama geçerli sebeplere tabii ki. Ama doğru kabul edebiliriz bunu. Doğru. Bence sen arkadaşlarına çok sadıksın. Kesinlikle. 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 Zaten arkadaşlarımdan birisi yiyip sadık değilden sonra tükürürüm suratlarına yani. Sıla bence kamera karşısındaki Sıla ile gerçek hayattaki Sıla'dan farklı. İkisi farklı Sıla'lar. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Niye öyle olduğunu düşünmüyorum? Çünkü aynıyım. Hani günlük hayatımda nasılsam kamerada öyle yansıtmaya çalışıyorum. Sahtelik yok kesinlikle bende. Hani sahte olduğunu düşündüğüm bir şey de atmıyorum zaten. Olabildiğince kamera karşısında doğal olmaya çalışıyorum. Bence sen özgüvensizsin. Özgüvensiz. Evet. Bence de özgüvensizim. Çünkü bir işe başlamadan önce acaba yapabilir miyim diye bir sorguluyorum. Ve bu bence özgüvensizliğin büyük bir belirtisi. Bence sen dağınık birisin. Asla dağınıklığa gelemiyorum. Dağınık gördüğüm bir ortamı hemen toplamaya başlıyorum. Dağınık bir insan değilim yani. Çok topluyum aksine. Topluluk benim için çok önemli. O da asla dağınık olmaz. Bence sen çok utangaçsın. Utangaçım evet. Ama çok değil. Aşırı aşırı değil.
Bence çok üşengeçsin. Zaman zaman üşengeçim. Herkesin gibi yani. Mesela çok yorgunsan ve hiç yataktan kalkasın gelmiyorsa üşengeçim yani. Bence sen kin tutarsın asla. Keşke biraz kin tutabilseydim. Gerçekten isterdim bunu. Çünkü hayatımda kin tutamadığım için çok sıkıntı yaşadım. Çok affedici olduğum için çok da laf yedim açıkçası. O yüzden birazcık kin tutabilmek isterdim ama kin tutamıyorum. Bence marka takıntın yok. Asla yok. Yok şu marka kötü, yok şu marka kötü diye bir şey yok. Yani beğendiğim bir şeyi alırım. Fiyatı da önemli değil. Kendine barışık değilsin. Fiziğini sürekli saklamaya çalışıyorsun. Kısa boylu kiloluysan ne olmuş? Şimdi şöyle bir şey var. Kilomu saklamaya çalışmıyorum açıkçası. Ama insan hani şöyle diyeyim, iyi hissettiği bir fotoğraf atmak ister. Ben de hani açı vardır bilirsiniz yani. O açıda hani şişko çıktıysam o açıda onu atmama fotoğrafı. Daha zayıf çıktığım bir fotoğrafı atarım. Ama fiziğimi saklamaya çalışmıyorum ki storylerimde birçok kez boydan videolar attım, gördünüz yani. Saklamaya çalışsam çok daha farklı olurdu. Bazı insanlara gereğinden fazla değer verip sonra onun üzüntüsünü çeken cansın kardeşsin. Siz beni nasıl bu kadar tanıyorsunuz falan dermişim ya, doğru ama. Gerçekten çok fazla değer veriyorum. Hayatıma bir insan girdiğinde yani fark etmiyor. Herhangi bir insan. Çok değer veriyorum. Çok çok fazla değer veriyorum. O bir şey özürüyorsa ben ondan 10 kat daha fazla özürüyorum. Bu yüzden hep üzülüyorum. Doğru. Doğru tahmin. Bence sen güzel resim çiziyorsundur. Bilmiyorum ya. Bir şekilde bir şeyler karalıyorum ama tamamen gerçekten güzel çektiğimi söyleyemem bence. Bence çok da güzel çizmiyorum ama teşekkür ederim. Bence sen dış görünüşünü çok kafaya takıyorsun. Evet, dış görünüşüme önem veriyorum ve dış görünüşümü kafama takıyorum. Bir sivilcem çıktığında üzülüyorum yani ona. Onu temizlemeye çalışıyorum mesela. O geçsin diye uğraşıyorum. Takıyorum. Çok yakışıklı bir sevgilin olsun istiyorsun. Şöyle söyleyeyim. Zamanı gelince, yani zamanı geldiğinde tabii ki birisi girecekse hayatıma. Yani dış görünüşte güzel olsun isterim. Yani bu kötü bir şey değil. Bence bu hepimizin düşüneceği bir şey. Yani senin en sevdiğin mevsim yazdır. Hayır, ilkbahar. İlkbaharı çok seviyorum. Bilmiyorum. Çoğu güzel şey ilkbaharda oluyor. Hayatımdaki çoğu güzel şey ilkbaharda oldu zaten. O yüzden ilkbahar ya. İlkbahar demek istiyorum. Bence sen açken çok sinirli oluyorsun. Hayır. Açlık benim hayatımda hiçbir etkenmiyor. Oruçken mesela hiç sinirli değildim yani. Bence sen sevdiğini kıskanırsın. Kesinlikle. Sinirlenip 10 saniye ciddi kalamıyorsundur. Kesinlikle kalamıyorum ya. Yok, ciddi kalamıyorum arkadaşlar. Hemen yumuşuyorum yani. Bir şey sinir, birini azarladıysam mesela sinirden. Ona gidiyorum sırnaşıyorum. Çünkü onun kalbini kırmışım gibi üzülüyorum böyle. Ya gülüyorum, şebekler yapıyorum. Yani öyle, doğru, doğru tahmin. Bence sen paylaşımcı biri değilsin. Yok, paylaşımcıyım. Yani dediğim gibi sadece eşya, çok böyle hijyenik eşyalarımı paylaşmayı sevmiyorum. Onun dışında paylaşımcıyım. Bence ailene çok düşkünsün. Evet, kesinlikle. Benim için yani bir yanalar gerçekten. Değerleri bende çok 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 fazla. Çok fazla yani, çok fazla. Bence sen dertlerini fazla paylaşan biri değilsin. İçine atarsın. Sen ne kadar doğru söylüyorsun öyle. Gerçekten doğru ama. Evet, içime atıyorum. Yani paylaşabilmem için hayatımdaki benim hani biriyle dertlerimi paylaşabilmem için çok değerli birisi olması lazım. Gerçekten güvenebileceğim birisi olması lazım. Ancak öyle paylaşırım. Bence sen dizi film izlerken karakterlerle konuşursun. Konuşurum. Evet. Şey işte. Ne yapıyorsun salak, gitme oraya falan gibi yani. Gibi. Bence sen bir şeyi almayı düşünürsen dayanamayıp hemen alırsın. Aynen. Aynen öyle. Benim için bir şey hemen olsun. Çok sabırsızım o konularda yani. Bence sen bazen sulu göz oluyorsun ve gereksiz şeylere ağlıyorsun. Gereksiz hiçbir şey ağlamadım. Önceden çok sulu gözlüm. Şu anda ağlayamamaktan yakınıyorum. Hiçbir şey ağlayamıyorum yani. Bence sen bazen bencilsin. Hiç bencil insan olmadım. Bencil insan olsaydım biraz mutlu olurdum ya. Belki birazcık, bir şıkırcık bencil olsaydım biraz mutlu olabilirdim. Bence sen tatlısız yapamazsın. Yapamam. Yapamam abiciğim. Ben tatlısız yapamam. Doğru söylemişsin. Tatlı benim hayatımda önemli bir yerde yani. Bence sen çok pozitif bir insansındır geçmişte olumsuzluklardan sonra. Pozitif bir insan, evet. Ama geçmişteki olumsuzluğun bununla bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Alakası olduğunu düşünmüyorum. Sadece geçmişte olumsuz bir şeylerin olması beni sadece daha olgun bir insan yaptı. Onun dışında pozitif bir insanım, evet. Biraz heyecanlı bir tipsin. Evet, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlı bir insanım. Böyle kıpır kıpır içim. Böyle hemen her şey böyle oluyorum.
Bence sen sesini beğeniyorsun ve şarkı söylemeyi düşünüyorsun. Sesini çok beğenmiyorum. Beğeniyorum ama böyle bazen beğeniyorum, bazen beğenmiyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum ama. Bir zorluk karşısında modunu düşürmek yerine çözüm yolu arayıp iyi tarafından bakan birisin. Kesinlikle çok doğru. Evet, dediğim gibi üzüntüyü de çok dibine kadar yaşıyorum ama bir olumsuzluk karşısında hemen yıkılıp kalmıyorum. Onun için çabalıyorum, onu düzeltmeye uğraşıyorum. Hemen pes etmiyorum. Yani bu yönümü çok seviyorum. Allah'tan bu yönüm var. Çok teşekkür ederim varsayımlarınız için, bana yazdığınız için. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Umarım arayı açmam, umarım içerik bulup daha çok video çekerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize çokça öpüyorum. Hoşça kalın.